Siirt, Şirvan Pirinçli köyünden Üspınar Karakoluna bağlı Pirinçli köyündeyim. Ben ismim Mehmet Yıldırım. 1947 doğumluyum. Benim doğum yerim Pirinçli. İkamet ettiğim bir yer Pirinçli. Ben 12 yaşındayken babamı kaybettim. Ben itim kaldım. Kardeşlerim yok. Çok perişan oldum. Çok ezildim. Çok dolaştım. Ve 17 yaşındayken cezaevine düştüm. Öyle kısa keselim. Yani şey etmeyelim. Cezaevine düştüm. Bir namus davasıyla cezaevine düştüm. 1,5 sene yattım. Demir Ali yeni başbakan oldu. 5 sene ad verdi. O zaman ben dışarıya çıktım. Evime geldim, bir evlendim bir daha evlendim. Bir sene evimde kaldım, asker oldum. Askere gittim, kimsem yok, kardeşim yok, babam yok, akraba yok. Gittim Denizli'de, 8 ay Denizli'de kaldım. Ondan sonra İslahiye'ye geldim, askerliğimi bitirdim. Daha askerliğimi bitmeden bana telgraf geldi. Köyde köy yıkılmış, 2 tane amcan oğlu yaralıdır düşman tarafından. Gelirken tam yolundan gelme, gelirken tam günden gelme, bana telgraf geldi. Ben kendimi tebdil ettim. Yani ben tebdil ettim işte, kıyafetimi çektim, geldim. Geldim Siirt'in girişinde indim. Bir mahalleye gittim, bir tanıdığım adam vardı, onun evine gittim, soruşturdum. Nerede? Dedi, valla böyle, böyle, durum böyledir. Senin 2 tane amcan oğlu yaradır. Evlerin hepsi köyden çıkmış. Evim de çıkmış ve evim de çıkmış dediler. Bir anam var, bir de hanımım, ufak bir çocuğum var. Ben anamı çağırdım, anam geldi. Dedim ki, anam ne olmuş, böyle böyle dedi. Hasil durumu izah etti. O zaman ben köylüye haber gönderdim. Ya dedim, bir şey olmaz dedim. 2 tane yaralım var. Kardeşi sesi gelir de gelin barışalım, bir şey olmaz dedim. Ne kadar uğraştım, olmadı. Barış olmadı. Olmayınca mecbur kaldık, işte birbirimize girdi. Ben 3 sene dağda kaldım. 3 sene sonra cezaevine teslim oldum. 85 yıl ceza aldım. 85 yıl ceza aldıktan sonra Allah'a çok şükür 74'ün afiş çıktı Ecevit'in zamanından. O zaman 12 seneye kadar af, 18 yıla kadar meşrutiyetle tahliye beni dışarıya attılar. Dışarıya çıktım ama çarşıya çıkamıyorum. Ne cep hastalığı var, bir şey yok. Ne yapacağım? Bir akrabam vardı, beni aldı, Antalya Manavat'a götürdü. Antalya Manavat'ta Zeki Çelikel diye Siirtli bir arkadaş vardı, orman müdürüydü. Beni onun önüne götürdü. Zeki Çelikel, Allah rahmet eylesin. Bana bir kadro verdi, bana bir lojman verdi. Orada ben geldim işte, evlerim ne kadar kırık kupağım varsa hepsini topladım, götürdüm oraya. Hocam 6 sene orada kaldım. 6 sene orada kaldım. 6 sene sonra 12 Eylül hareketi oldu. Evren inkılap yaptı, askeri güçlendi, siyaset bitti. Dedim Allah'a çok şükür zamanım geldi. Köy yarısı benimdir. Yani benim de akrabam yani mesela. Ben kalktım o zaman Siirt'e geldim. Ben Siirt'e geldim, Sultan Mehmet'in avlatlarını araya koydum. Beklerimiz vardı, beklere araya koydum. Barışacağız diye. Köyle köye haber gönderdi, gelin barışalım. Artık yeter, bu vahşet bitsin. Bu vahşet bitsin. Ne zamana kadar devam edecek bu? İyi Allah'a çok şükür. Hocam Allah'a çok şükür. Köylüm de geldiler, barıştık. Kur'an-ı Kerim'i el bastık. Sultan Mehmet'in gümbetine gittik, işte yemin ettirdik birbirimize. Ve dedim ki köylüye, dedim ki arkadaşlar, dedim ben tayin yolu kapalıdır, bana müsaade edin, ben evimi göndereceğim. Fakat evim de yok. Tabii şey, topraklı ev yıkılmış gitmiş, o kaç seneden beri yıkılmış gitmiş.
O evi yok, köle kabul etmedi. Sen gelmezsen, gökten bir taş gelse senden biliyoruz dedi. Onun için mecbur kaldım, gittim istifamı verdim, geldim. Allah'a çok şükür. Köye geldik, iyileştik. Ev de yaptım. Ondan sonra bir daha evlendim. Üçüncü evli, dördüncü evli. Ondan sonra mesela bugüne kadar köyde yaşıyorum. Ve 19 tane çocuğum var. 14 tane kız, 5 tane oğlan. Benim büyük oğlan İsviçre'de. 30 seneden beri İsviçre'de. Ben buralara 2 tane değirmen kurmuşum. Ben buralara menengüz atölyesi kurmuşum bu köye. Ben buraya... Bak mesela bu asma direkleri hepsi benim ürettiğim şeydir. Yani Sirt Veliyeti'nden ben üretmişim bu asma direkleri. Eskiden ağaçların üstünden, ağaçların dikmelerinden yapıyorduk. Baktım işte orman para edince artık ormanı kesip getiremiyorum direk mertekleri. Mecbur kaldım. Demirden, kendi elimle kaynakçıyım ben. Kaynakla bu direkleri hordadan alıyordum, getirip yapıyordum. Ve Sirt Veliyeti'nden icatları ben yapmışım. Bak hocam valla çok ezilmişim. Allah'a çok şükür. Çok da ferah olmuşum. Ve bugüne kadar yaşıyorum hocam. Köyü 500 seneden beri içinde vahşet bitmemiş. Tam zamanıma gelince kadar. Ama Allah'a çok şükür. Yani ben geldim, bu barışmayı yaptım. O günden bugüne kadar Allah'a çok şükür. Yani şimdi biz camideyken camimize gelsen diyeceksin ki bu köyde hiçbir şey olmamış diyeceksin. Ve bütün köy topraklı evde, şimdi mesela bak 4 kat, 5 kat bina yapılıyor mesela, aynı şehir gibi. Aynı şehir gibi. Kaloriferli, asansörlü. Yani dünya, yani yeterli kadar tam zamanımız, güzel bir zamana geldik. Güzel bir zamana geldik. Ama kalp rahat değildir, o başkadır. Köyümüz güzeldir. Köyümüz, hani bugün Sirt Veliyeti'nden bizim köy gibi güzel bir köy yok. Allah'a çok şükür. Yani bazı çok köyler yıkıldı. Biz hiç sıkıntı çekmemişiz. Yani bu olaylarda, bu örgütlerde falan hiç sıkıntı çekmemişiz Allah'a şükür. Ne devletten, ne dışarıdaki olanlarda. Katıyan yani, sıkıntı çekmemişiz. Ve böyledir hocam. Allah'a çok şükür. Yani insan 73 yaşına girdiğinden bu kadar olaylar başından geçerken acaba üzüntü çekmez mi? Ben sene 64'ten iki cinayetle karakola gitmişim, teslim olmuşum. Benim kolumu böyle tutsaydın böyle atardın. Yani mesela o kadar cansız, sahipsiz bir insandım. Benim cebimden dünya üzerinden ya 25 kuruş vardı ya 50 kuruş vardı. Ben cezaevine düştüm. Ne babam var, ne anam var, ne kardeşim var, kimse yok. Ezilmez mi? Yani üzülmez mi acaba? Cezaevinden suçum o ağır tarih olduğu için tabii ben adamı evimin içinde vurmuştum. Yatağımın içinde vurmuştum. Savcı geldi gördü. Yemin etti, savcı dedi bu adamı takip etmedim fakat evlenmem olmadığı için savcı mecbur kaldı, beni takip etti. Ama Allah'a çok şükür, suçum ağır tarih olduğu için 8 sene ceza aldım. 8 seneden 17 yaşı doldurmadığım için işte
üçten bir yaşımdan faydalandım. 5 sene yatmam gerekirdi. Allah'a şükür 1,5 sene yattım, af çıktı. 5 sene af çıktı, beni o dişe yattılar. Geldim de evim yıkılmış yine, kimse yok, 5 kuruş para yok. Ben akrabalara dedim ki, ya gelir benim o zaman başlık parası var. Başlıksız kimse kendisine kız vermez. Akrabalara dedim ki, arkadaşlar uzak akrabalarım vardı işte. Ya gelin bana yardım edin, evleneyim. Bu köyün temeli dedem atmış. Dedem bu memleketin öncüsüydü. Bu köyün temeli dedem atmış. Ben şimdi dışarıda kalsam, siz mesela hanımların kocasından yatsanız olur mu ya? Dedim ya beni de aynı kendi şeyine, seviyesine getireceksiniz ya da ben de sizi kabul etmem. Mecbur kaldılar. Benim başlık parasını topladım onlardan. Bir daha evlendim. Zaten bir sene evde kaldım, askere gittim. Askerden geldim, köy yıkılmış, zaten köye gelmedim. Cezaevine 3 sene daha da kaldım. 3 sene sonra teslim oldum. Cezaevine düştüm. 85 yıl ceza aldım, Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. 2 sene yatmadım. 74'ten hafif çıktı. Cezam da madde olduğu için 12 sene af, 18 yere kadar maşallah takılıyla beni dişe yaptılar. O zaman gittim Antalya Manavgat'tan, 6 sene orada memur oldum. Ben o zaman hayat gördüm. Yani Antalya'ya gittim, bir seneye kadar da hayat yoktu. Çünkü yabancıydım, Türkçem kısaydı, ben okul okumamışım. Türkçem kısaydı, benim de burada okul yoktu. Okul okumamışım, Türkçem kısaydı. O Antalya adamları da Kürtlerden çok nefret ediyorlardı. Mardin'in arkadaşlar çok geliyordu bizim yanımıza. Yani çalışmaya, yangın tahmine. Mardin'in arkadaşlar, yani köyler arkadaşlar falan. O zaman bir sene sonra herkes baktı, ben iş sahibiyim, kendime çalışıyorum. Gözüm buzukluktan yoktur. O zaman herkes bana dost oldu. Yani benim çevrem Antalya'dan buradan daha geniş oldu. Daha geniş oldu. Altı sene kaldım, altı sene. Ben oradan çok iş çeviriyordum. Ne işi çeviriyordum? Ben memur iken günden evimden 70-80 kilo yoğurt imalat edip inekler taşıyordum. O inekleri sayıyordum, yağ yapıyordum. Ben hayvan pazarlığı yapıyordum, tereyağı pazarlığı yapıyordum. Artık işte pamuk çay işliği yapıyordum orada. Yani ben çok iş çeviriyordum. Allah'a çok şükür. Ben oraya geldiğim zaman ben getirdiğim parayı 3 köy alabilirdim burada. Düşündüm, taşıdım, acaba dedim ben ne bu parayla ne yapacağım? Ben orada 3,5 dönüm arsa almıştım. 3,5 dönüm yer, müstakil tapu arsa almıştım. Ama gelirken para elimde yoktu, mecbur kaldım sattım. 1.300.000 liraya sattım. Bu parayı buraya getirdim, düşündüm ya ne yapacağım bu parayı? Ben bir iş yapmam gerekir çünkü ben bilekle çalışacak adam değilim ya. Ben çalışmamışım hayatım. Dedim kendime bir taksi alayım. Düşündüm ya dedim bir taksi alsam yarın mesela yağmur yağacak, ben taksime bineceğim, Siirt'e gidiyorum. 4-5 tane köylüm gelecek işte, 4-5 kişiye bindireceğim, 2 kişi yerde kalacak. O zaman yine işte bana nefret edecekler, beni vuracaklar. Olmaz taksi dedim. O zaman en lüks arabalar Ford arabaydı. Dedim ya bir tane araba alayım. O zaman bu köy pirinç ekiyorduk. Yani bu köye belki 50-60 ton pirinç geliyordu. Ya dedim hiç mesela köylerin yükünü taşıyacağım Siirt'te falan. Düşündüm ya dedim bir Ford alsam gidip şoför mahallede patron olarak oturacağım. Gelen işte yükünü arabaya atacak. Ama işte şoför mahallede 2 kişi yeri var. O diğerler gidip işte kasada oturacak. Kasada oturduğu zaman yine bana nefret edecek, ya demek ki bu parayı getirdin, bu hale geldin, yine beni vuracak, en iyisi bunu da almayayım. Ne yapayım? Dedim bir tane traktör alayım.
Ben traktörü alırsam küllerin patudunu yapacağım, gübresini çekeceğim, o da taşını çekeceğim, toprağını çekeceğim, tuz olacağım, çamur olacağım. Belki kimse bana nefret etmeyecek, beni vurmayacak. Gittim Dıray Dönetim'den bir tane traktör savurmalı patuz arkasında bir ramuk aldım. Yani daha Şirvan kazasından küllerle beraber traktör yok, sene 81. Savurmalıyı getirdim, kimse kullanamadı. Dediler ki ya kimse savurmalıyı görmemişti ya. Savurmalıyı biliyorsun değil mi hocam? Kimse savurmalıyı görmemişti. Kimse kullanmadı, mecbur kaldım. O aşağıdan sıçanlar, işte patuzlar vardı, gittim bir tane onlardan aldım, getirdim böyle. Köye kullandım. Ondan sonra hocam biz birçok sene çalıştım. Define gibi para getiriyordu. 7-8 ay çalıştım, bir daha evlendim. Traktör yan içti, boşluk parası verdim. Boşluk parası verdim. Ondan sonra bir dolmuş daha aldım. O dolmuş aldıktan sonra traktör kaza yaptı. 35 gün Ankara, Adapazarı, Diyarbakır traktörü öyle ayağa kaldırdım. Ben iflas ettim, hiçbir şey kalmadı. Yani o hale geldim ki böyle bir arkadaş çarşıda bir çay parası cebimde yok. Bu hale geldim. Ne yapacağım? Traktörü o yarısı da sattım. Ne yaptım? Dedim işte bir merenguz atölyesi alayım. Hayatta merenguzluk yapmamışım. Bir merenguz atölyesi aldım. Getirdim, köye kurdum. O zaman herkes tavanları tahta yapıyordu. Mesela betül metül yoktu. Tahta yapıyordu. Kapı, pencereyi. Usta tutuyordum. 4-5 sene de öyle devam ettim. Tuttum işte bu köye, kapılı köye bir değirmen kurdum. Değirmen kurdum. O değirmeni sattım, gittim bu kayanın arkasında bir köy var, bir değirmen oraya kurdum. Oraya kurdum. Maddi dağdan bir değirmen aldım, getirdim oraya koydum. Artık işte benim oğlan melenguzluk biraz şey öğrendi, asker oldu. Baba dedi, askere gitti, askere gitti. Askerden geldi, baba dedi, hadi. Baba dedi, valla ben senin paçayı kurtaramıyorum. Senin masraf çok kabalıydı. Bana bir yol bul, ben iş devlete gideceğim. Allah'a şükür, dostların sayesinden bir tane adam buldum, işte telefon açtım İstanbul'dan. Onu yani yasak yollarından gönderdim İsviçre'ye. İsviçre'ye gönderdim, oğlum demişler, bir traktör parası kazanıyorsan gel evine gel. Adam gitti, gidiş o gidiş kardeş. Gidiş o gidiş. Hala geliyor, hala geliyor 30 sene. 30 sene. Bak şimdi köye gelmiş, bak çift daire bu geçen şey kışın güzün geldi. Bu sene güzün geldi. Çift daire 4 kat bina yaptı burada. Kolun dibinde, kolun önünde. Arsa verdim. Geldi yaptı, çekti gitti. Öyle binayı bıraktı, çekti gitti. Bak hocam böyle. Ve Allah'a çok şükür. Köyümden memnunum, hayatımdan memnunum. Yani her şeyimi Allah'a çok şükür. Her şeyimden memnunum, Allah'ımdan memnunum. O yani sıkıntı günler iyi günler gibi değildir. Sıkıntı kısadır, iyi günler uzundur. Eskiden yani daha sohbet çok güzeldi. Ama hem diyanet kısaydı, hem vahşet çoktu. Vahşet de çoktu. Yani çünkü şey yoktu yani mesela diyelim ki teknoloji eksikti. Teknoloji eksik olunca kısa da kısa oldu. Kafa da kısa oldu. Teknoloji ne kadar genişlenirse o kadar kafa da olur. Yani eskiden vahşet çoktu. Yani bir
bir affedersin bir iki çocuğun yüzünden bir insan vuruyordu. Ama şimdi hayat hoştur, kimse hayattan vazgeçmez. Eskisi gibi değil. Eskiden millet açtı. Açlıktan silahını alıyordu, dağa çıkıyordu. Ama şimdi o yok Allah'a çok şükür. Evet, yani mesela eksiklerimiz de vardı. Ne yoktur, eksiklerimiz de vardı. Ama devletimizin eksikleri de vardı. Devletimizin eksikleri de vardı. Yani yok değil. Mesela ben televizyonu seyrediyorum. Bir adamın bir karısı, 5 tane çocuğu var. Ben seni istemiyorum, bunu istiyorum. Bu olmaz. Gerek devletimiz buna bir kanun çıkarması olsaydı. Bunun hakkında bir kanun çıkarması lazım. Peki kadın hakları, erkek hakları. Erkek hakları, erkek demek insan değil mi? Erkek hakları da bahsetsin. Bu kadar ama kadın hakları. Hani erkek hakları? Şimdi her şey konuşulmaz. Yani ben burada otursam 5 gün 5 gece hayatımı yani dipten başa kadar okutsam bitmez. Ama kısa yoldan gittim ben bile. Başım yüzüm üstüne gelmişsiniz. Allah size razı olsun. Yani bir evde bir yaşlı başlı insan olmasa o ev yıkılmış sayılır. Yani devlet de yani bir baş olmasa ne olur? Hani Irak gibi işte Saddam gibi. Hani Irak ne oldu? Suriye ne oldu? Diğer ülkeleri seyrediyoruz. Ülkemiz cennettir. Bunların yanında ülkemiz cennettir. İnsan hayatından yaşarken neye dikkatli? Allah'ın yolundan ayrılmamak. Allah'ın ipini elinden çıkartmamak. Her daim Allah onlara yardımcıdır. Bu böyle. Çünkü bu tecrübemdir. Doğru yolda gir. Ben kalbimden bir kötülük koyuyorsam, daha o kötülüğü başlamadan o üstüme gelir. Başıma gelir. De gelek kalbim temiz. Kalbim temiz ise, kalbim temiz olduktan sonra Allah da benim yanımdadır. Bak iki sefer cezaya düşmüşüm. Bir sefer 8 yıl ceza almışım, bir sefer 85-80 yıl. Vallahi hesaplarsam 100 sene almışım. Kimse inanmıyordu. Ben 3 sene bu dağlarda kalmışım. Senelerce asker arkamdan bir sıkıntı görmedim. Aydan aya asker dağdan inmiyordu. Askerin ayakından ayak kalmıyordu. Hatta ben alay komutanına çağırdım. Alay komutanı geldi dedi. Yahu ne istiyorsun dedim. Ben teslim olacağım. Bana yardım et. Babam yok, kardeşim yok. Cezana düşsem kimse beni besleyecek yok. Alay komutanı Allah razı olsun. Yardımdan bulundu. 25 bin lira para verdi bana. Sene 74-72. 25 bin liranın o zamanın parası bugün kaç paradır? Bugüne kıyas ederken kaç paradır? 25 bin. Dedi ya alakumda dedi. Ya dedi ben 400 lira maaş alıyorum sen benden 25 bin lira para istiyorsun.
Dedim ister ver, ister verme. Vermezse ben teslim olmam. Çünkü ben cezaevi görmüşüm, cezaevi görmüşüm. Cezaevine düşsem öleceğim orada. Para beni beslemezse ne yapacak? Mecbur kaldı. 25 bin lira para bu küllerine tevziat etti. Cebinde verdiği değil. Bütün küllerine çağırdı. Ya arkadaş külleri hepsini ezildi. Yani o zaman işkence çoktu. O zaman işte demek ki o zaman medeniyet çok azdı. Medeniyet yoktu. Yani bir iki asker kümze gelseydi bütün köye hepsini birbirine bağlardı işte karakola götürürdü. İki jandarma. Çünkü bizim bu Güneydoğu'dan okuyan yoktu. Mamur çıkan yoktu. Biz çok, yani biz sahipsiz bir yerde kalkmıştık. Bugün de sahipsiz. Eğer sahipli olsaydık bu yolumuz böyle mi olacaktı? Yahu bir İstanbul'da bir park yapılıyor. O parka giden para bütün bu memleketin yollarını yaparlar. Yapılır o parkın parasıyla. Ha? Ya sanki İstanbul'da insan var, burada insan yok mu? Biz de insanız. Bize de şey, ben bir medrese yapmışım 2-3-7-8 senedir daha öyle yarı da kaldı. Sanki o medrese yapılırsa bu memleketin çocukları hepsi o gelip okuyacak. Ben babama yapmıyorum ki. Toplama yapıyorum. Ben muhtar oldum. Sene 85'ten köye geldim. Yani sene 81'den geldim köye. Sene 85'ten bütün köylü dedi ki ya gel aday ol muhtar ol. Dedim ya kardeşim ben misafirim, beni bırakın. Ya bizi kurtar bu eski muhtardan dedi işte. Ama ben olmasam da kimse eski muhtarın karşısına oturamaz. Mecbur kaldım oturdum. Kazandım. Kazanınca eski muhtar kalktı. Tabii o 15 senedir muhtardır. Herkesi tanıyor, daireleri tanıyor. Gitti işte Şirvan'dan beni şey etti. Beni reddetti. Neymiş? Sabıkalıymış. Neymiş? Yani anayasa kanun, anayasa şeyinden uygulanmamış diye. Şirvan'dan beni reddetti. Ben gittim Siirt'ten Ağır Ceza Mahkemesi'ne ben onu reddettim. Adam buradan ana vatan zamanından böyle kudamanları bizim bir şeyh vardı. Şeyh Emin Ağa'yı Pervari Emin Ağa'yı aldı. Şeyh Nizam işte milletvekiliyken aldı götürdü Ankara'ya orada bana bir rad getirdi. Ben de gittim Ankara'ya. Gittim baktım işte bir avukatım vardı. Avukatın yanına gittim kardeşim diye işte. Dedi her müessesenin üst merci vardır. Fakat Yüksek Seçim Kurulu'nun üst merci yok. Üst merci olmayınca karar bozulmaz. Muhtarlık benden alındı. Gel zaman her bu seçimden belki 500 mermi birbirimize atardık. Ya bir bayramdan dolaştım dedim işte gittim karşı tarafta oturdum. Yani arkadaşım bu yeter artık, bu vahşet yeter. Ne yapalım? Gel kura çekelim. Dört büyük aile oturduk. Kurayı çektirdik. Bir numara kime düşse muhtarlık o devam edecek. İki numara ikinci dönem. Üçüncü dönem. Böyle 20 seneye kadar içimizde seçim yok. 20 seneye kadar. Daha geçen dönem bana düştü. Ben iki numaraydım. Bana düştü. Ben köyüme hizmet yaptım. 6 kilometre devletin sayesinden içme suyu getirdim. Ha burada su deposu yaptırdım. O zamana kadar içme suyumuz yoktu. Köyüme içme suyu getirdim. Depo yaptırdım. O bitti. Ondan sonra taziye yerimiz yoktu. Bir çadır kuruluyordu. Dedim bir taziye yeri yapacağım. İmam çağırdı. Bana dedi ki işte madem taziye yapıyorsan medrese de yapalım. Dedi, tamam dedim. Ben muhtarım, benim kulağım düğmedir, elindedir. İmama dedim. Başladım. 255 metrekare üzeri resmi. Resmi mesela. Ben bütün evraklarımı hazırladım. Elimle götürdüm Ankara'ya Diyanet'e verdim. Valla bana 10 milyar para geldi. 10 milyar para geldi. Başladım. Ve Allah'a çok şükür. Birinci katı bitirdim. Bir insan köyümden bir çay işçilerime içtirmedi.
birinci katı bitirdim. Bir insan köyümden, çünkü neden? Sevmiyorlardı, istemiyorlardı ben mesela bunu yapsam. Yani bu isim bana kalsın diye istemiyorlardı. Ama Allah çok, Allah yardım etti. Bitirdim, birinci kat bitirdim. Ondan sonra köylü toplandı, ya dedi işte yarın taziye olursa biz nasıl gelip içinde oturacak? Kimi dedi ben sosunu yapacağım, kimi diyor ben cam pencere, kapı pencere yapacağım, kimi dedi işte boyasını yapacağım. Neyse Allah'a çocuğum, birinci katı bitirdim. Ama yine avraklarımızı hazırlanmışım, Diyanet'e göndermişim Ankara'ya. Baktım 50 bin lira para bana geldi. O zaman kalktım, iki kat daha attım üstüne. Şimdi birinci kat taziyedir. Ama yarın Kur'an kursu faaliyete geçerse o yemekhanadır. Yarın Kur'an kursu faaliyete geçerse alt kat yemekhanadır. İkinci kat dershanedir. Kız yatlı Kur'an kursudur. Üçüncü kat iki lüzman öğretmen, beyan öğretmenleri. Bunu böyle iki, üç kat atmışım. Üç kat atmışım. Bu da hizmettir köyüne, topluma. Ondan sonra köy altımı müracaatta bulundu. Tabii bu çocuk ağlamasa anası mama vermez. Uğraştım işte altyapısını da yaptım. Köy altyapısını da yaptım. Uğraştım Halis Ağabey'e getirdim köyü. Onu da yaptım. Beş köyünün kanalı, sulama kanalı. Öyle bazı iller var ki insan yaya gidemezdi. Ben müracaatın devletin sayısından kepçe getirdim. Şimdi taksiyle gidebilirsin. Onu hizmeti de yaptım. Ben bu kadar hizmet küme yaptım. Ama cebimde gitmedi. Cebimde çok gitti. Cebimde çok gitti. Ama bu medrese 50-60 bin lira para cebimden gitti. Ama Allah'a çok şükür. Ben yine ayaktayım. Yine ayaktayım. Bayramlarımız çok güzel geçiyor Allah'a çok şükür. Mesela bayram günleri eğer bu hastalık olmadan önce hepimiz camiye giderdik, camide namazımızı kılardık, birbirimizi sarılırdık. Ondan sonra çıkıp işte köyümüzden her taraf ev dolaşırdık. Dost ahbaplara gidiyorduk. Ama bu hastalık oldu. Allah cümle ümmete Muhammed'e selamet versin. Allah cümle ümmete Muhammed'e bu hastalık içinde çıkarsın. Bu hastalık oldu. Ula biz cemaatimize de kaldık, kudamıza da kaldık, bayramlarımıza da kaldık. Allah'a yardımcımız olsun.